Merhaba, bugün borsada kaç tür alım satım yapılır? İşlem türlerine, zaman aralıklarına göre kaç tür vardır? Onlara değineceğim. İlk başta tekrar yasal uyarımızı göstereceğim. Eğer borsa kursu almak istiyorsanız bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Alexander Elder benim de hocam. Dünya çapında çok satılan kitapları var. O da her zaman söylediği gibi başarılı bir trader'ın hedefi en iyi trade'i yapabilmektir. Para ikincildir. Yani parayı göz önünde bulundurarak işlem yapmayın. Bu sizin psikolojinizi negatif yönde etki eder. Örneğin bir doktor sizi muayene etmek için her yaptığı işlemde ne kadar para kazanacağını düşünürse bu sizde soru işaretleri uyandırır. Aynı şekilde trader da bu şekilde düşünmelidir. Yani her yaptığınız işlemde ne kadar para kazanacağınız değil, işlemi ne kadar doğru yaptınız onu düşünmeniz lazım. Yani önceden yaptığınız plan doğru uygulandı mı, uygulanmadı mı bunu düşünmeniz lazım. Borsada 4 zaman aralığı stili bulunmakta. İlk başta ana trader. Buna yatırımcı da denebilir. Ama eskiden yatırımcı dendiğinde çok uzun zaman aralıkları ifade edilirdi. Örneğin 20 sene önce ya da 30 sene önce okuduğunuz kitapların çoğu da 20 ve 30 sene önceyi referans alan kitaplardır. Ortalama bir yatırımcının 4-5 sene arasında aldığı hisseyi elinde tuttuğu zamanlardır. Ama şu anda ortalama bir yatırımcı aldığı hisseyi 4,5 ve ortalama 4,5 5 ay elinde bulundurur. Yani eskiye göre ana trader dememin sebebi bu. Bu yatırımcıdan farklı olan yanı bu. Eskiden çok uzun dönem yatırımcı derken çok uzun dönem anlaşılıyordu ama artık teknolojinin ilerlemesi, teknik gelişmeler, yapay zeka, high frequency trading yani bilgisayarların işlemleri yapması, bu tür yani komisyon oranlarının azalması önceden örneğin hatırlıyorum 15 sene hatta 10 sene önce komisyon verdiğimiz komisyon 5-6 dolardı işlem başına. Ek olarak tabii aldığınız hisse sayısına göre değişebiliyordu. Bankalardan yaptığımız zaman ise verdiğimiz komisyon 20-30 dolar arasındaydı. Şu anda ise normal brokerlardan yaptığımız komisyonlar 1 dolara düşmüş durumda. Yani bunların bu gelişmeler faizlerin düşmesi de bir etken. Daha piyasaları daha volatil yapıyor. Bundan dolayı uzun dönem, örneğin 5 sene ortalama bir elde tutma oranı varken yatırımcı için şu anda bu daha düşük seviyelerde. Bundan dolayı buna ana trader diyorum şu anda. Swing trader bir hisseyi aldı, kısa zaman tutuyor. Özgün trader ise swing ve mikro arasında bir geçiş denebilir. Mikro trader ise day trader yani çok kısa zaman aralıklarında alım satım yapıyor. Tekrar bakarsak bu 4 zaman aralığı stili hangi grafiklere kullanmakta? Ana trader örneğin yani eskiden yatırımcı olarak ifade ettiğimiz trader hafta ve aylar arası değişen zaman aralıklarında bir hisseyi aldığında elinde tutmakta. Bunun alt kategorileri var. Bunları detaylı olarak kursta anlatıyorum tabii. Ana trader kimler için uygun? Örneğin sürekli borsaya bakamayanlar, full time işi olanlar bu tür ana trader metotlarını kullanarak işlem yapabilirler. Grafikler kullanılan grafik haftalık grafik. Haftalık grafik derken bir çubuk bir haftayı ifade ediyor. Türlerini başka bir videoda anlatırım eğer bilmiyorsanız ne olduğunu. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Swing trader ise gene
part-time borsayla uğraşanlar için yapılabilecek bir şey. Swing Trader'da günlük grafiklere bakıyoruz. Yani bir grafik çubuğu bir günü ifade etmekte. Bir hisseyi aldığında Swing Trader gün ve haftalar arasında değişen süre içinde elinde tutmakta. Özgün Trader, yani Swing Trader ile ana trader arasında bir yapı bu. Daha kısa dönemli, Swing'den daha kısa ama pardon, bu ana trader değil, bu mikro trader olacak. Orada bir hata yapmışım sağ tarafta. Onu düzelteyim. Mikro trader 5 dakika ve 15 dakikalık grafikleri kullanmakta. Burayı düzelttik. Özgün trader'da kalmıştık. Özgün trader saatlik, yarım saatlik grafikleri kullanmakta. Saatlik derken bu örneğin Amerikan borsası 6,5 saat açık. Saatlik dediğimizde Amerikan borsasında bir çubuğun eşit orandaki zaman dilimini göstermesi için 65 dakikalık grafiği kullanmaktayız. Yarım saatlikte bir fark olmamakta. Bu tür detayları kursta daha iyi anlatacağım. Amerikan borsası için söyledim bunu örneğin. Bu Türkiye için farklı, Almanya borsası için farklı. Çünkü açılış süreleri değişik. Amerikan borsası 6,5 saat açık. Saatlik böldüğünüzde her çubuk aynı orandaki zaman dilimine karşılık gelmemekte. Onu ifade etmek istedim. Elde tutma süresi ise özgün trader'da saatler ve günler arasında değişir. Çok kısa zamanlı artışları bulmaya çalışır özgün trader. Mikro trader ise 5 dakika ve 15 dakikalık grafikleri kullanır. Mikro trader dakika ve saatler arasında hisseyi alır ve satar. Gün sonunda ise pozisyonlarının hepsi kapanmış olur. Bizim tavsiye ettiğimiz, eğer full time traderseniz, soldaki iki blokta işlemlerinizi yapmanız, sağdaki iki blokta da işlemlerinizi, yani hem uzun zaman hem de kısa zaman arasında olan pozisyonlar almanız. Eğer sadece işiniz varsa, full time uğraşamıyorsanız, ana trader kısmı sizin için ilginç olabilir ya da swing trader kısmı. Mikro trader'da kısa zamanda para kazanabilmek için değişik taktikler var. Mikro trader'daki özgün trader'lar ve mikro trader'lar birkaç centlik ya da birkaç dolarlık, TL'lik fiyat artışlarından para kazanmaya çalışır. Bundan dolayı yatırmanız gereken para daha çoktur. Ama ana trader ve swing trader'daki ilerlemeler daha çok olur. Örneğin, örnek vermek gerekirse 4 hafta boyunca 10 TL'lik ya da 10 dolarlık bir ilerleme olabilir ana trader için. Bundan dolayı yatırmanız gereken para miktarı mikro, yani kısa dönemli traderlardan daha az olabilir. İki arası, kısa ve uzun dönemli ki traderlar arasındaki fark da böyle ifade edilebilir. Bugünlük de bu kadar. Sorularınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Tabii ki kanalıma üye olmayı unutmayın bu videoyu beğendiyseniz. Bay bay.